Yetkin Yoldan merhabalar efendim. Bugün Hindistan turumuza devam ediyoruz. Tam bir soldayız. Gerçek Hindistan'dayız. İstanbul'un Eminönü'ndeyiz daha doğrusu. Burası Hindistan'a görebileceğiniz en değişik yerlerden bir tanesi. Trafik felaket. Yaklaşık 2 saate falan geldik. Hatta Harun abi bir ara kestirdi. Ya burada arabada uyumak iyidir yani. Ruhunu orada alırsın. Çünkü trafikten hiç çıkamıyorsun. Ay ben buraya İstanbul'un Eminönü'süne benzettim ya. Yok abi Eminönü. Eminönü kendim arabi. Kendine gelelim abi. Ya. Burası Çenliçok arkadaşlar. Burası Hindistan'ın en büyük pazarı. Bayağı bir baharatlar, kumaşlar vesaire burada bulunuyor. Bizim bir nevi kapalı çarşı. Anlamsız bir kargaşa var. Anlamsız bir daha bütün insanlar. Nereye soksunlar bu kadar adamı? Bulunmayan her şeyi burada bulabiliyor. Olabildiğince seninle konuşanlarla konuşma. Birimize devam et. Bir yanda insan trafiği, bir yanda araç trafiği. Çek baba çek. Bir yanda motosiklet ödülüyor. Hindistan'a görebileceğiniz en ilginç yere geldik yani. Sıcası o. Alo. Samosa yer misin? Abi, dalmayalım ya. Abi senin onu yemem bunu yemem nasıl içtin ya? Mideyi bozmak istemiyorum. Arkadaş gezgin yani, seyyah değil misin? Yiyeceksin. Ben gurme değilim ya ama. Ya şaka diyorum. Şimdi benim böyle dediğime bakma. Bana bunlar yedirene kadar millet var ya neden çektiler? Bunu yemem. Ha? Abi süt yemeğinden sonra nasıl yiyeceksin yani? Ya abi görüntü çok aldatıyor konuda ya. Görüntü gerçekten aldatıyor yani. Burada sokak yemekleri var. Her şeklini
her şemalini bulabilirsiniz. Burada yiyecekler genelde el değmiyor. Valla burada pişiriyor. Sahne bir yer baba ya. Kokuları alıyor musun? Gelin yani, mutlaka gelin. Kokuları alıyor musun? Abi çok güzel kokuyor ya. Yerlemekte güçlü çekiyoruz biraz ama 30 lira. Gelen arkadaşlar abi bu manzaradan belki korkabilir. Şimdi bu kadar geçmeden bilmem. Hayır ya, niye korkarız? Yani bir İngiliz korkar da bir Türk'e korkar ki. Kargaşa bundan 30 yıl önce bizim ülkemizde de olan tipik kadar kargaşa. Belki çok insan var. Yani. İnsanoğlunun alışmayız ya, yani hiçbir şey yok. Yok yani başka ne yapacağım? Adam seyahate çıkmak istiyor, dolaşmak istiyor. Nereye gideceğim, ben nereye? Ben ne görüyorum da tünel, işte bir tane su, tamam, bitti. Gel abi, bunu ne tarih, ne doktor, ne kargaşa, ne egzotizm. Abi geri çıkabilecek miyiz? Çıkamazsak da ne olur ki? Adrenalin diyeceğim yani. Belki kaçırırlar bizi, bir şeyler olur ya. Ahmet abinin yeri olsa da bir kuruş etsin. Var mı abi ya? Ha? Tamam. Ne kırbaç diyor? Ya yok, ne bilsin abi. Ya şey yapıyorlar ya, fasulye yemek yeri falan var da yani şey fazla. Abi çok çok fazla var ya. Bu acı olayına dikkat edin ama yani. Benden söylemesi yani. Acı acı çıkar yani. Abi süper ya. Ya burada da Baptist Kilisesi var. Ya burada güzel olan kilise, işte tapınak, cami, hepsi bir arada ya. Hepsi aynı mahalle üzerinde. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor aralarında. Bu atmosferi kesinlikle yani yaşamanız lazım. Başka şekilde tarif edebilir miyim bilmiyorum yani. Süper bir şey yani. Onların buradaki satını. Şu karşıdaki ya. Yani. Burada 3 öğün yemek veriyorlar fakir fukaraya. Şey gibi olmuş ha, vakti vak. Şimdi kalabalık olduğundan dikkat et, burada çarmıçal kesiği var. Kalabalık ve trafikten dolayı hava 20 derecede olsa 40 derecede gidiyor. Şu an bayağı sıcak zaten. Ya yani normalde de biraz sıcak da. Şu an 30-30 üstünde herhalde. Ya bu havalar iyi. 2 hafta sonra
Sen burada 45, 48, 50'yi görürsün. Sedinenle artık. En uygun dönem Hindistan için arkadaşlar Eylül ayından başlayıp Şubat ayına kadar gelmek. İşte Mart da idare eder. Onun haricinde o yüzden İlka'da da Nisan'la Eylül arasında gelmeyiz. Gelecek bir hava var. Bir de şey var tabii. Bir son yağmurları muhabbeti var. Ya, ya bizim zamanımız o. Ya o zamanımız sezonda. O zaman bölgeyi değiştirmemiz lazım. Bizlerin bölge daha çok Himaçak Pradeş gibi yani Himalayalara yakın daha esen Delhi falan. O dönemlerde bayağı yani sıcak oluyor. Delhi falan çekilmez. Taşmahane falan gidemezsin. Yani... Ha ben ilk geldiğimde Mayıs'ta görmüştüm zaten. Taşmahane gittik. 10 dakikaya bir oturuyorum ya. 10 dakikaya bir gölge arıyorum yani. Yok abi ben o sıcağı Dubai'de falan Arabistan'da çıkıyorum. Başka bir sıcak. Hangi yapılar var? İşte bahsettim. Genel itibariyle zaten eski. En eski yerleşimlerden şeyler. Şuradan geçersek ben bahsederim. Ben de buranın bir yapım. Kapın önünü geçeyim. Yani bugüne has bir pazar değil. Mesela 700 yıl. Bu bölgede zaten pazarlık yapmış. Bu bölge yolu muhabbeti de var. Aynen aynen. Peki, bu bölge o dönemde Hindistan'a gelen tacirlerin mal toplayıp götürdüğü yer. Daha sonra gelişmiş farklı dükkanlar falan açılmış. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii gelişimle birlikte Hindistan'da alışverişlerini oralardan hallediyorlar. Burası daha çok hani ne derler bulunamayacak malzemeler burada. Bit pazarı. Yani öyle de diyebiliyorsunuz. Bir tane fiyat olarak çok önemli olduğu için dikkat et. Sosyoekonomik olarak da genelde orta ve orta alt kesim görüyorsun yani alışverişte. Ha, elit kesim de geliyor. Onlar da işte mesela özellikle filmdir, düğündür vesairedir gibi şeylere otantik malzeme almak için buraya geliyorlar. Evet. Ya buraya anlatabilmek için bir örnek yok. Ama yani İstanbul'un Eminönü kökenini düşünün. Oradaki işte pazar kültürünü yapıyı, eski yapıyı düşünün. Ama onun kaç katı işte onu gelip görmeniz lazım. Yani çok, çok, çok yaklaşık çok da büyük. Eminönü'nün rahat rahat bir 8-10 katı. Yani çok büyük. Nugget! Valeri! Benim burada bitiyor.